Schleswig-Holstein eyaletinin Schirin kasabası Elmshorn'da yaşanan üzüntü verici olay tüm kasabayı yasa boğdu. Ağlayarak. 65 yaşındaki İsmihan Özdemir'in cesedinin nehirde bulunması sır perdesini korurken yaşlı kadının intihar mı ettiği yoksa nehre mi düştüğü ise tespit edilemeyerek kayıtlara geçti. Özdemir'in cesedi kaybolduktan 5 saat sonra dalgıçlar tarafından bulundu. Evet, Elmshorn'daki Kürügöv Nehri'nin kenarındayız. Burada çok acı bir olayla karşılaştık. Bir Türk vatandaşımız gece 2 sıralarında evden çıkarak bu nehrin kenarına kadar geliyor. Yaklaşık 400-500 metrelik mesafeyi yürüyerek geliyor. Ve tam şu noktada ayakkabısı bulunuyor. Gece sabah 7'ye doğru polisler burada noktada ayakkabısını buluyorlar. Ve kanalı arayan polisler akıntı cesedi bir hayli sürüklemiş ve ileriki bir noktadan cesedi çıkartıyorlar itfaiye ve polis ekipleri. Türk vatandaşımızın buradan atladı mı, düştü mü, polis bunun sebebini daha araştırıyor. Şu anda bilinen bir şey yok ama tam bu noktadan nehre düştüğü söyleniyor. Bize olayı bir anlatır mısınız? Yani sizin bilginiz doğrultusunda nasıl oldu olay? Benim bilgimden sabah 2'de kalkıyor. Tuvalete gidelim diye eşine diyor. Eşi diyor tamam diyor. 2.30'da gelmediğinde kalkıyor eşi. Bakıyor kenara sonra yok. Üçse ise yollara düşüyor, bakıyor, arıyor. Bulamıyor hanımını. Damatlarını kaldırıyor. Damatlarına haber veriyor. Anneniz kayıp. Damatları polis etrafında, polis itfaiye etrafında diyor. Arıyorlar. Burada ayakkabısını buluyorlar. Tam bu noktada evet. Polisi suya bakıyor. Suyun nehrin kenarında ölüsünü buluyorlar. Sabah 7'ye doğru. Elmshorn Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cenaze namazına 500'den fazla kişi katılarak İsmihan Özdemir'i son yolculuğuna dualarla uğurladılar. Gözlerini kapatan bu kuluna rahmetiyle merhamet eyle ya Rabbi. Mahkeme-i Kübra'da kolay hesap veren kulların arasından eyle ya Rabbi. Özdemir'in akrabaları ve komşuları cenazesiyle vedalaşırken adeta gözyaşlarına boğuldu. Özdemir ailesi evlerine taziyeye gelenlere ikramlarda bulunuldu. Özdemir'in cenazesi Konya'nın Bozkır ilçesine gönderildi.